Evet sayın seyirciler, yeni bir sektör haber programıyla karşınızdayız. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Manisa'dayız. Şehzadeler ilçesinde Doğancı Tımarı mevkiindeyiz. Bildiğiniz üzere biz sektör haberde yeni teknolojilere, farklı uygulamaları gerek ziraatta gerekse tarımda sizler için hayvancılıkta ekrana getirmeye çalışıyoruz. Yeni bir projeye başlıyoruz sektör haberde. Özellikle izleyenlerimiz bilir, solucan gübresi ile ilgili köy TV olarak medyadaki yerimiz, aynı zamanda medya sponsoruyuz bu konudaki üretimin. Ve bu konuda bütün projelerin içerisinde varız. Sektörün önemli firmalarından bir tanesi Süpersol firmasıyla yeni bir projeye başlıyoruz. Bu projede inşallah yaklaşık 8-9 bölüm değişik ürünlerde uygulama yapacağız. Bu uygulama yapılan ürünlerdeki özellikleri neler? Solucan gübresinin sağladığı faydalar neler? Onları sizler için ekrana getirmeye çalışacağız. Yine daha önceki farklı firmayla yaptığımız projede de, programda da ben özellikle belirttim. Artık solucan gübresi normal bizim bildiğimiz önceden hobi bahçelerinde işte saksıda kullanılan bir üründen ziyade gerçekte sanayi manasında üretime katkısı olan ürünlerde de kullanılıyor ve burada güzel sonuçlar alıyor. Bu kıymetli gübre. Bunu ekrana getireceğiz. Bugünkü çekim yapacağımız yer tanelik mısır üretimi yapılan bir yer. Ben öncelikle konuklarımı tanıtmak istiyorum. Bu projede birçok bölümde yer alacağımız Süpersol firmasından ziraat mühendisi Sayın Sertaş Karaduman Bey var. Yayınımıza hoş geldiniz Sertaş Hoş Bey. bulduk. Hoş bulduk. Bu bölümde bizi kabul eden Sayın Ahmet Bey var yanımızda. Çiftçimiz. Ahmet abi siz de yayınımıza hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş Size geldiniz. hoş Şeref verdiniz. geldiniz. Biz de çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ Şimdi öncelikle ben misafirimize Sertaş Bey ile başlamak istiyorum. Sertaş Bey tabi anonsa da söyledik ki solucan gübresi kıymetli bir gübre. Evet. Öncelikle isterseniz tabi Süpersol firmasını insanlar yeni yeni tanıyorlar ve sektörde de önemli bir firma. Biraz firmadan bahsedelim. Kendinizi bir firma portföyünüzü sizden almak isteriz. Tabii. Sağ olun Cemil Bey. Firma olarak 2011 yılında başladık. Tamamen 5 yıllık bir çalışmamız Ar-Ge olarak devam etti. Ar-Ge alanımız Bodrum Dağbelen köyünde bir 60 dönüm sit alanımız var. Tamamen doğal. Her şey bizim gübrelerimiz tamamen orada denenerek, dozları o şekilde ayarlanarak piyasaya çıkmak istedik. Bir iki seneden beri bu piyasadayız. Yavaş yavaş tanınıyoruz. Ve her zaman ürünümüzü geliştirmek için çalışıyoruz. Yani bizim ürünümüz bu değil. Ve her zaman bir üstüne çıkmak için çalışıyoruz. Yani onun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Çiftçimizi buluşturmak için. Peki ürün gamlarımızda neler var? Ürün gamlarımızda katı, sıvı ve pelet. Yani katı pelet karışımlı, Leonardit karışımlı bir 3 çeşit şu anda var. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni ürünlerimiz, yeni gübrelerimiz, yeni koruyucularımız tamamen organik piyasasına hakim olmak için çabalıyoruz. Yani çiftçimiz her zaman arkamızda alıp yani emin adımlarla emin yerlere gitmek için çabalıyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet. Süpersol tabii solucan gübresinin yanında organik gübre üretimi de Tabii ekstra. yapan bir firma. Özellikle solucan gübresinde sıvı ve katı formumuz var değil mi? Doğrudur. Bir de pelet yani Pelet formumuz Leonardit var. karışımlı pelet. Üç formumuz var şu anda Evet. uyguladığımız. Peki şu anda burada uygulama yaptığımız yer tanelik mısır. Doğru. Burada neler yaptık? Dekara ne kadar uygulandık? Buradaki mısırda sağladığı faydalar niye çiftçimiz kullansın? Hem alanla ilgili hem ürünün sağladığı faydalarla ilgili neler Tabii. söylersiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz burada tamamen sıvı gübrelerimizi kullandık. Sıvı gübremizi 25-30 santim yani ilk çapaya girmeden önce çapayla birlikte atıldı. 100 litre suya 1 litre olarak işlem yapıldı. İkinci de bundan yaklaşık bir 15-20 gün önce ikinci atımımızı yaptık yine yapraktan. Gene 100'e 1 olarak. Ve artık son atımımızdı. Artık hasatta koçanın iriliği, tanenin dolgunluğu ve artık onları heyecanla bekliyoruz hasat zamanını. Peki ne kadar alanda uygulama yaptık burada biz? Yapılan alan 5 dekarlık bir alan. 5 dekarlık bir alanda uygulamamızı yaptık. Dilim olarak burada uygulama yaptık. Evet. Peki özellikle Mısır'da neler sağlıyor? Tabii burada izleyicilerimiz bunu merak ediyorlar. Yani niye kullansınlar solucan gübresini Mısır'da? Neden kullansınlar? Sap kalınlığını besliyor. Sap ne kadar kalınsa koçan o kadar dolar. Bitki o kadar kendini besler. Ve uç kısmındaki önemli olan boşlukları
kapatır. Tamamen taneler daha dolgun, daha iri ve 3 yani 3 püskül değil de 5 püskül, yani 5 koçan hedefliyoruz. Yani olabildiğince geniş yapraklar, yapraklar ne kadar genişse o kadar rahat bir fotosentez, o kadar iyi bir besleme. Bu yolda çalışmamız var. Evet, size devam edeceğiz. Bir Ahmet abiye mikrofonu uzatalım. Size yayınımıza hoş geldiniz. Önce sizi bir tanımak isteriz. Ben Ahmet Çayırlı. Çiftçilik yapmaktayım. Tanelik mısır üretmekteyim arazimde. Tabii Sertaç Beyler böyle bir uygulama için bana geldiklerinde, biz de seve seve yeniliğe açık olduğumuz için, yani daha fazla verim alabilmek için böyle bir uygulamayı bu parselimizde yaptık. Ki fark ediliyor diğer bölgemizdeki mısırlarla, gerek yaprak kalınlığı, gerek kök kalınlığı. Yani tahmin ederim ki hasat zamanında, hasat zamanı. Şimdi bugünlerde zaten püskükler çıkmaya başladı. Sömekler belli olacak. Yani inşallah verimi de güzel olacak. Yani biz şimdi maliyetlerimizi düşürebilmemiz için dekardaki tonajı yükseltmemiz lazım. Yoksa başka türlü para kazanma şansımız yok. Aynı alanda fazla verim almak lazım. Tabii şimdi bir ton verim almak başka, 1500'ün üzerinde, bir dekarda 1500 kilonun üzerinde verim almak başka. Yani ben geçen sene bu yerlerimden 1500 kilonun üzerinde verim aldım. Ama hedefimiz maliyetleri düşürmek için mutlaka verim artırmak. Evet. Tabii siz yayın öncesinde de sohbet ettik. Çok bilinçli bir çiftçisiniz. Örnek bir çiftçisiniz. Sonradan işe başlamışsınız ama işi bilerek yapan, burada toprak analizinden diye konulara kadar. Genel manada bölge çiftçiliği durumu ne? Kısaca sizden almak isteriz. Şimdi ben tabii her sene hasattan sonra tarlamı mısır koçanlarını yakmadan sürüyorum. Dönerli puluklarla toprak altına veriyoruz. Ve Kasım ayın sonunda, Aralık ayında toprak analizi yaptırıyoruz. Yani toprağımızdaki pH'in durumunu, organik gübre durumunu, toprağın tuzluluk durumunu, yani bunları analiz yaptırıyoruz. Yani bir sonraki yılda atacağımız toprak altı gübresinin kilosunu, efendim sulamadaki atacağımız gübre, üre gübresinin kilogramını ve yapraktan vereceğimiz sıvı gübrelerin için. Ama şimdi bu süper sol gübresinden randıman aldığımız zaman başka yapraktan vereceğimiz gübre aramayacağız. Yani en azından daha randımanlı, daha verimli bir hasat yapmış olacağız. Şu anda gidişat iyi gözüküyor. Bayağı yapraklar güzel. Bayağı güzel. Çıkış da güzel. Güzel. Bayağı güzel. Ama tabii çiftçilikte bir gün bir yılı bakar diye bir söz vardı. Hasatta göreceğiz. Biz yapıyoruz. Allah'tan bekliyoruz karşılığında. Anladım. Peki başka ilave edeceğiniz bir şey var mı? Son olarak neler söylersiniz? Ben çok teşekkür ederim. Yani çiftçiyi aydınlattığınız için, buraya kadar bölgemize kadar geldiğiniz için. Yani ben zaman zaman Köy TV izliyorum. Yani magazin programlarının yerine izliyorum. Gece izliyorum. Yani yaşım 66 ama en ufak bir şey tecrübe kazanabilirsek, bir şey görebilirsek, bir şeyden istifade edebilirsek diye düşünüyorum. Ama sizin de bu gayretlerinize de çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sertaç Bey. Tamamı tamamız güzel anlattı çiftçinin evet. Durumunu. Biz isterseniz biraz da solucan gübresinin kendisinden bahsedelim. Yani tabii izleyiciler artık solucan gübresi önceden nedir diye sordukları zaman solucanı mı tarlaya atıyoruz diyorlar. Evet. Artık onları geçtik. İsterseniz biraz genel manada solucan gübresinden bahsedelim. Tamamen topraktaki ne yazık ki Türkiye'de eksik olan organik madde miktarını yükseltmek, dengelemek. Topraktaki pH'i dengelemek, verimi arttırmak. Bunlar için toprağın yani bir materyali, yani bir ana maddesi olarak görmemiz gerekiyor. Bir de tabii burada katı ve sıvı var. Burada sıvı yapmak aslında üretmek özel bir evet. Olay. Normalde şu anda katı solucan gübresi üretmeye çok basit gibi geliyor ama sıvı biraz daha zor. Evet. İsterseniz ikisinin arasındaki farklar neler? Biraz daha ondan teknik bilgi alalım sizden. Katı solucan gübresi tamamen Kaliforniya dediğimiz kırmızı solucanın hayvan dışkısıyla ve diğer organik besinlerle birlikte bir fanusta bir bulunarak toprak oluşturmasıyla oluşuyor. Sıvı da bu tamamen solucanın salgılamış olduğu silom sıvısıyla bir fermente edilerek, mayalanarak, bekletilerek homojen bir şekilde
işleme getiriyor. Sıvı gerçekten zor. Çünkü neden? Sıvı solucan gübresi tamamen solucanın salgılamış olduğu silom sıvısıyla alınarak belli bir ışıl işlemlerden sonucu elde ediliyor. Bunun yaprak üzerindeki etkisi daha hızlı. Topraktaki yayılımı, kök üzerindeki yayılımı, kökün geliştirmesi daha hızlı katıya göre. Çünkü katı tamamen daha yavaş bir uzun süreler, yani 4-5 yıla yakın bir sürelerde yavaş yavaş organik maddeyi toparlıyor. Ama sıvıdaki organik maddeyi arttırma oranı biraz daha yüksek, biraz daha hızlı. Ama tabii hızlı deyip de fazla toprağa atmamak gerekiyor. Çünkü neden? Yani toprak belli bir şeyini kendi haznesine tutuyor. Yani geri kalanı toprağın alt tabakasına yeraltı suyunu ulaştırmaması gerekiyor. Yani bunlar tamamen çok önemli. Yani sadece gübrelemek değil, benim düşüncem tamamen tarımsal faaliyetler. Yani ekipmanın nasıl kullanılması, sürülmesi, organik maddi değerinin altına üstünde alınması, bunlar çok önemli. Sadece gübrelemek de olmuyor. Yani bunlara dikkat ederse tüm çiftçilerimiz çok mutlu olurum. Evet. Tabii şu anda bu arkasında bulunduğumuz yer tanelik mısır üretilen yer. Tabii siz ziraat mühendisi kimliğiniz de burada mısırcılara da biraz bir şey söyleyelim. Özellikle mısır yetiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yani burada Ahmet abi gibi örnek çiftçi çok az Türkiye'de. Tabii. Dolayısıyla burada iyi verim için neler yapılmalı? Yani burada çiftçinin dikkat etmesi gereken hususlar neler? Yani iyi verim için ilk önce uygun toprağa uygun bir tohumun seçilmesi, iklime ve toprak örneğinin tabii alınması. Çünkü ona göre bir gübreleme, ona göre bir tohum seçimi, ona göre bir sulama takvimi. Yani tüm mevsimsel döngüler göz önüne alınarak işlem devam etmekte. Toprağa attığımızın fazla atıp, fazla gübre atıp, zaten bu bana fazla gübre attım, çok fazla mahsul alacağım diye bir kaideyi tamamen unutalım. Yani dengeli besleyelim ve güzel besleyelim. Yani herkese onu söylerim. Evet. Burada toprak analizi önemli. Evet. Tohum seçimi önemli. Tohum seçimi ve bunun haricindeki besleme olayı önemli. Besleme olayı, evet. Tabii bir de bizim Türkiye'de özellikle mısır sektöründe uğraşan insanların arayla ilgili, ara çapalarıyla ilgili yapmadığı birçok eksik var. Birçok bölgede bu bir kere yapılıyor. Evet. Burada olması gereken ideal sayı nedir yani? Nasıl yapılmalı? Ara çapa benim görüşüm iki defa bir ara çapı yapılması gerekiyor. Çünkü toprağı bir havalandırmak, bir tava getirmek. Zaten tavlı olan bir toprak. Kış yağmurlar, bahar yağmurlarıyla zaten ekim yapılıyor. Bu tav çok önemli. Çünkü mısırdaki o tavı yakalayamazsanız olmaz. Ara çapı yapıldıkça köklerin, o saçak köklerin daha iyi yayılmasını ve boya daha iyi gitmesini, yani o gövde sap kısmının daha iyi gelişmesini sağlarız. Burada en önemlisi toprak hazırlanması. Evet. Yani ekimden önce toprağın, yani o tanenin topraktaki gelişmesi için toprağın çok iyi hazırlanması lazım. Yani şimdi bizde topraklar hazırlanmadan hemen ekime geçiliyor. Bu bence yanlış gibi geliyor. Bana göre yanlış. Ama başkalarına göre doğru. Ama ben derim ki mısır ekiminden önce toprağın çok iyi hazırlanması lazım. Ondan sonra toprak iyice inceltilmesi lazım. Ekim ona göre yapılması lazım. Bir de bu anız yakma yanlışı, bu artık kalması lazım. Şimdi anız yakma olayı, evet. Toprağı yaktığımız zaman tamam, çiftçi için kolaylık oluyor sürmek için. Evet. Ama topraktaki organik maddenin de çoğalması lazım. Topraktaki organik canlılar madde... Canlılar yok diyor orada. Tabii canım, canlı. Şimdi binlerce solucan var. Evet. Yani bunlar hepsi faydalı şeyler yani. Evet. Bakın solucan gübresi diyoruz. Neden? Yani topraktaki solucanımızı öldürsek bu sefer kendi kendimize zarar vermiş oluyoruz. Ama ben diyorum ki toprak ekimden önce mutlaka iyi hazırlanması lazım. Toprağa tohum yatağına attığımız zaman o toprağın gayet iyi işlenmiş bir toprakta tohumun gelişmesi için iyi bırakmamız lazım. Evet. Peki Ahmet Bey, ben aklıma aslında vardı da şimdi yine geldi onu sorayım size. Bu fiyatlar nasıl bu sene, bu tanelik mısırda geçen yıl para etti mi? Vallahi biz 3 yıldan beri 67 kuruşa mısır satıyoruz. Yani bundan sorarsanız... Zengin oldunuz o zaman. Ondan sonra siz bir söylese bizim bin derdimiz var. Yani 3 yıldan beri 67 kuruşa mısır, yani ama bunun yanında ben geçen yıl 3200 lira aldım mazotu, bu sene 4600 liraya aldım. Yani bizim maliyetlerimiz artıyor. Yani artıyor ama şey aynı. Aynı üretim işte. Neden dedim? Üretimi arttırmaya çalışıyoruz ki zararımızı önlemek için. Yoksa bu 67 kuruş mısırlarla çiftçi bir yere varamaz. Yani çok zor şartlar. Yani evet. Maliyetler hep artıyor. Ama biz burada maliyetleri düşürmek için verim artırmamız lazım. Verim artırmak için de
bence en iyi ürünü hasadı yapmamız lazım. Evet, peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sertaç Bey, ben son olarak bu bölümün sonuna geldik. Sizden tekrar bir buranın programını rica ediyorum. Biz burada ne kadar alana, hangi süreçte ne kadar gübre uyguladık, yapraktan verdik herhalde. Evet, yapraktan. O bir yaptığımız uygulamayı tekrar son bir sizden rica ediyorum. Tabii yapraktan iki defa gübreleme yaptık. 5 dekar bir alan toplamda. Ne kadar süre arayla, hangi takvimle başladık? Şöyle söyleyeyim, mısırlar daha bir 30 santim icadına ilk çapa zamanı geldiğinde, yani ilk çapa kıvamındayken yapıldı. 100 litre suya 1 litre olarak bizim sıvı vormum gübremizi kullandık. İkinci atımda artık ikinci çapanın geldiği bundan yaklaşık bir 20 gün önce yapıldı. O da 100 litre suya 1 litre olarak atıldı. Yani toplamda burada kullanılan sıvı gübremiz 4 litredir. Yani 400 litre suyla yapraktan ilaçladık. Yani toplamda 8 litre gübremiz gitti. Gayet başarılı. Artık heyecan, nasıl da bekliyoruz. Gün sayıyoruz, öyle söyleyebilirim. Peki, teşekkür ederim Reyhan. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet değerli üreticilerimiz, Manisa merkeze bağlı Şehzadeler köyündeyiz. Üreticimiz Ahmet Çayırlı'nın bahçesinde mısır tarlasında hasat ettiğimiz mısırları gösteriyoruz şu anda sizlere. Bir tarafta Süpersol Organik ürünleri kullanmadığımız, mısırdan aldığımız koçanları görüyorsunuz. Diğer tarafta Süpersol Organik kullandığımız düzgün şekilde, kaliteli bir şekilde tane yapmış, sömek yapmış mısırları gösteriyoruz. Kullanılmayan tarafta uçlar bomboş, taneler dolmamış ve koçan şekilsiz bir durumda. Kullandığımız alanda ise mısırlar kaliteli bir görünüm arz etmekte. Uçları dolgun, yeknesak bir görüntüsü var. Hektolitre ağırlığı yüksek olacağı görünüyor. Mısırlar gayet kaliteli ve verimli bir şekilde sonuçlarımızı aldık. Tüm üreticilerimize Süpersol Organik ürünlerini kullanmalarını tavsiye ediyoruz.